Merhabalar. Şimdi inceleyeceğimiz konu C++ dersindeki polimorfizm konusu. Polimorfizm aslında kelime anlamı olarak poli çok demektir. Polimorfizm bir fonksiyonun, bir işlemin çok farklı şekillerde kullanılabilmesi anlamına da gelmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse en güzel örneklerden bir tanesi bilgisayarımızdaki power tuşudur. Bilgisayarımızdaki power tuşuna bir defa bastığımız zaman bilgisayarımız açılır. Tekrar bastığımız zaman bilgisayarımız restart olur veya sürekli bastığımızda da bilgisayarımız kapanır. Gördüğünüz gibi bir buton birden fazla işlem için kullanılabilmektedir. Polimorfizm de C++ içerisinde bu şekilde kullanılması beklenir. Yani bizim aslında bir tane fonksiyonumuz vardır. Örneğin alan hesaplama üzerine get area dediğimiz bir fonksiyon. Bu get area fonksiyonu rectangle içinde çalışır. Circle içinde çalışabilir olması beklenir. Şimdi hep beraberce programımızı en baştan yazmaya çalışalım. Şimdi include deyip C++ açık. Include deyip include'in içerisine IO stream <laughs> ekleyelim. Sonrasında C out ve C inleri kullanabilmek için using name space std kullanalım. Zaten standart. Sonra int main diyelim. Bir main fonksiyonumuz olsun. Ve tabii ki de return sıfırımızı ekleyelim. Bunu tekrar tekrar bu şekilde yazmamın amacı tekrar tekrar yazıp bunları çok iyi bir şekilde öğrenebilmek. Şimdi benim <laughs> öncelikle <laughs> affedersiniz. Benim öncelikli olarak yapmak istediğim şey bir e, rectangle klası oluşturmak. Rectangle klasımı oluşturdum. Noktalı virgülümü unutmadım. Class dedim. Bir tane de circle klası oluşturdum. Circle klasımın içinde bunu oluşturdum. Program yazarken dikkat ederseniz <laughs> öncelikli olarak ana başlıkları oluşturuyorum. Rectangle'ın içerisindeki detaylarla <laughs> affedersiniz. Rectangle içerisindeki detaylarla boğulmuyorum. Öncelikli olarak ana başlıklarımı oluşturuyorum. Bu ana başlıklarımı oluşturduktan sonra da detaylara gireceğim. Şimdi Rectangle isminde bir klasım oluştu. Tabi klasımın olmazsa olması bir public'i olur. Değil mi? Bir de özeli olur. Private olur. Aynen. Şimdi bunun içerisine float olarak bir genişlik ekleyelim. Sonrasında yine float olarak bir yükseklik ekleyelim. Evet. Bunları ekledik. Bunlar bizlerim, biz, e, bizim kullanacağımız private'lar. Sonra isterseniz hemen rectangle içerisinde bir constructor oluşturalım. Constructor oluşturmak için ne yapıyorduk? Flat, e, flat. Ne yapacağız? Öncelikli olarak genişliğimizi yazalım. Sonrasında yine flat olarak da yüksekliğimizi yazalım. Height olarak yüksekliğimizi yazalım. Sonrasında iki nokta üst üste koyup değerlerimizi yazalım. White. White'ı ekledim. Height dedim. Height'ı ekledim. Evet. Sonrasında da return kısmı boş olacağı için herhangi bir şey olmayacağı için de parantezimizi ekledik. Sonrasında virtual olarak bir e, yine flat diyelim get araya isimli bir tane de alan hesaplayacak bir fonksiyon oluşturalım. Get araya dedim. Get arayanın içeriğini boş bıraktım. Bunun değerlerinin sabit olmasını söyledim. Ve buraya da return kısmını yazacağım. Return kısmını yazarken de tabii ki burada bir alan hesaplaması yapacağım. Parantez içinde yazabilirim, yazmayabilirim. 2 nokta üst unutmadan koyuyorum. Genişlik çarpı yükseklik diyorum. Evet, bu klasımla ilgili işim tamamlanmış oldu. Şimdi circle kısmına geleceğiz. Circle kısmında yine private oluşturacağız. Sonrasında bir public oluşturacağım. Private'ın içerisine yine float diyeceğim ve radius ekleyeceğim. Olmazsa olmazım. Sonrasında bir constructor yani örnekleme oluşturacağım. Örneklemem için circle dedim. Parantezimi açtım. Tabii ki radiusum olacak. 2 nokta üst üste koydum ve Radius'um için radius ekleyeceğim ve yine parantez aç parantez kapa diyeceğim. burada noktalı virgül kullanmayacağım sonra yine virtual flat dedim ve yine aynı fonksiyonu yazacağım get araya dedim aynen sonrasında yine parantezimi açtım return dedim. Return'in içerisinde parantezi alacağım bu sefer. Şurada da unutmadan kapatayım. Tekrar parantezi alıp virgül hatasını daha azaltmak için 22 bölü 3 yazacağım. Pardon 22 bölü 7 yazacağım. 3 7'nin 21. Sonrasında radius çarpı radius diyeceğim. Okey. Yani iki tane klas oluşturdum. Klaslarımdan bir tanesi rectangle. Diğeri de circle klası. Bunların içerikleri yani değişkenleri private ve public olarak da bir constructor örnekleme oluşturdum. Bu örnekleme içerisinde de radius yani şöyle bir değer tanımlandığında şimdi int main'in içerisinde koyacağım gibi bu bu constructor'a göre hareket edecek anlamına gelmektedir. Şimdi Yine Rectangle klasımdan bir obje oluşturacağım. Bu objemin ismi R olsun. Ve tıpkı Constructor'ımda olduğu gibi 15,20 olarak genişlik ve yükseklik olarak Rectangle'ımın yani R objesinin sayısal değerlerini tanımlayacağım. Sonrasında da Circle oluşturacağım. Circle da C olacak. Bu da bunu isterseniz 10 yapalım. Bu da 15 olsun. Bu da benim circle'ım olmuş olacak. Yani R ve C isminde iki tane obje oluşturmuş oldum. Sonrasında ne yapacağım? Sonrasında tabii bu objeleri çağıracağım. R nokta get araya diyeceğim. Sonrasında ne yapacağım? C nokta get araya diyeceğim. Bu da benim circle'ımın çağrılması olmuş olacak. Yani bir nesne yarattım. Obje yarattım. Bu objekten objekte bağlı olarak da fonksiyonlarımı çağırdım. Tabi bunun bu şekilde bir anlamı bizim için olmayacaktır. See out deyip bunun da böyle olmayacaktır. And l ekleyip bunları daha anlamlı hale getirebiliriz. Tabii ki buraya başka şeyler de ekleyebilirim. Örneğin şu şekilde Araya of Rectangle Bu şekilde yazabilirim array of circle Bunu da bu şekilde yazarsam daha hoş olacağını düşünüyorum. Sonrasında terminalimize geldik ve bu CPP dosyamızı kaydettim CTR ile S ile ve tabii ki bu dosyamızı g++ -c poly1.cpp şeklinde çalıştırabilirim. O bakın. Bir sürü hata aldık. Acaba neden? Bakalım. Circle. Evet. Bakalım nerede hata almışız? 18. 18. satırda hatalarımız başlamış. Şurada. Bakalım. Hmm. Burada tabii ki değişkenimizin tipini vermemişim. Clear yazıyorum. Enter tuşluyorum. Tekrar ok tuşlarıyla hareket edip bunu compile ediyorum. Çalıştırıyorum. Sonrasında yine G++ poly 1.o pardon .o o dediğimde ve exe dediğimde burada bir exe oluşturmuş oldu. Şu anda dat ters slash exe enter dediğimde de bakın area of rectangle 200. Bakalım 200 mü? Evet 200. Burası da 675. Tabi bunun birimini de yazmak gerekir. Mühendislik olarak bunun bir anlamı tabii ki yoktur. Makine mühendisinden gelen tecrübemizle bunu milimetre kare olarak yazıyorum. Bakınız milimetre kare. Şimdi tabi tekrar bunu compile edip tekrar egze oluşturup tekrar egzeye çalıştırmam gerekir. Bakınız milimetre kare. Burada bir miktar boşluk olsun. Dilerseniz de bunu bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Ki bakınız bu şekilde bu şekilde 200 mm kare, 675 mm kare olarak circle ve rectangle'ımızın alanlarına görebiliriz. Evet. Bu şekilde polimorfizme bir giriş yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olarak değerlendirir ve beğenirsiniz. Ben Emre Günaydın. Bu videoyu tamamen mühendislik alanındaki gelişmelere yardım etmek amacıyla çektim. Umarım beğenirsiniz. Ee, yorumlarınızı da beklerim. Yorumlarınızın olumlu olmasını beklerim. Olumludan kastım hani olumsuz bir şey de söyleyebilirsiniz ama söyleme uslubu bazen çok farklı olabiliyor. İnternet insanlara e, bazen de kaldıramayacağı özgürlükler verebiliyor. Bu hakaret anlamına hakaret etme noktasına gelmesin. Birbirimizi istendik yönde geliştirme anlamında destek vermeye çalışalım istiyorum. Kolay gelsin.